Değerli grup başkan vekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yılın ikinci dönemi başladı. Eylül ayı toplantıları kapsamında bir araya gelen belediye meclisinin gündemi yoğundu. Doğan Bey, Sayın Başkanım müdahale edecek misiniz? Konuşmam engelleniyor. MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz'ın konuşmasıyla başlayan birinci oturumda mecliste tansiyon yükseldi. Yılmaz, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları üzerinden CHP'yi eleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleriyle kutlandı. Ama ne kutlama? Ceddinden, tarihinden, köklerinden uzaklaşmış ve başkalaşmış zihniyetin bu özel ve anlamlı günü konserden ibaret gören bir anlayışla kutlamasına üzülerek şahitlik ettik. Türksüz Anadolu arayışındaki Haçlı zihniyeti el ele verilerek bozguna uğratılmıştır. Lakin bugün bunu kavrayamayan işbirlikçiler ecdadımıza ve tarihimize hakaret etmektedirler. Anadolu'yu kanlı çizmeleriyle çiğneyen emperyalistlere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçilerinin 9 Eylül tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması cahillik ve devşirme hastalığıdır. İBB'yi içi boş etkinlik yapmakla eleştiren Yılmaz İmamoğlu'na sosyal belediyecilikten anlayışınız bu mu diye seslendi. Sahil şeridi olan ve pırıl pırıl bir Marmara Denizi olan denizinin kullanılamaması, sosyal belediyecilikten dem vurup vatandaşa buraları ücretsiz kullandıramayan bir büyükşehir belediyesi var. Şikayet ediyorum İstanbullulara. Sizin 150 proje, 150 tesiste bir günde yaptığınız projedeki LED ekranlar, ses düzeni, çadırın masrafı kadar masrafı var bir plajın, biliyor musunuz? Göksu İstanbul Kart'a yapılan %40 zammın öğrenciye uygulanmaması kararını İmamoğlu'nun uygulamadığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Göksu, halkın yanındaysanız ve gücün yetiyorsa İBB Başkanı İmamoğlu'na söyle 4 milyon öğrenciye yapılan zammı geri çeksin dedi. Halkın yanındasınız ya, bir şey geçirdi bu meclis. 150 gün önce dedi ki toplu ulaşıma zam yaptınız. Yapmış olduğunuz bu zammın %40'lık zammın öğrenciler bölümünü uygulamayın. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sübvanse edelim. İETT'yi de zora sokmayalım diyerek meclis 150 gün önce bir karar aldı. Şimdi 4 milyon öğrenci adına, 4 milyon öğrencilerin ailesi adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na eğer gücü yetiyorsa, eğer talimat verebiliyorsa ki çekilin yolumdan diyor, çekilin yolumdan diyor ya, gücü yetiyorsa bu Büyükşehir Belediye Başkanı bu şehirde yaşayan öğrencilere tanınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararı uygulamıyor. İstanbul'un depreme hazırlıksız olduğunu söyleyen Göksu, İmamoğlu'nun depreme hazırlık için çalıştay yapıyoruz sözlerine de tepki gösterdi. Göksu'nun İmamoğlu'na kentini değil kendini düşünen başkan oldu sözleri de mecliste nabzı yükseltti. Siyasi partilerimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantıları 15 Eylül'e kadar sürecek. Bu ay meclisimizi 4 gün olarak değerli arkadaşlar gerçekleştireceğiz.